Günaydın arkadaşlar. 6. haftada devlet analiz seviyesinin klasik yaklaşımını anlattık. Orada özellikle kamuoyunun dış politika yapım sürecine etkisini vurgulamaya çalıştık ki şunu da söyledik. Kamuoyu denildiğinde ne anlaşılıyor, neleri kapsıyor? Ve yukarıdan aşağıya doğru nelerin kapsadığında kısaca olarak değinmeye çalıştık. Ne dedik? İşte önce ekonomik seçkinler, altında bir altında siyasi seçkinler, politik seçkinler ve hemen altında medya, onun altında aydınlar ve en son ise halkın olduğunu söylemişti. Tabii dün medya ile ilgili anlatırken de medya ile ilgili anlatırken de bazı şeylerden de vurguladık. Medyanın siyasi olarak özgür olması gerektiğini, ekonomik olarak özgür olması gerektiğini vurguladık. Biraz da priming ve framing ile ilgili bazı şeyler söyledim ve Türkiye'deki uygulaması nasıl onu anlatmaya çalıştım. Bugünkü dersimizde ise 7. haftada devlet analiz seviyesinin klasik yaklaşımını anlatmaya başlayacağım. Haftaya da 8. haftaya da yine devlet analiz seviyesinin klasik yaklaşımıyla devam edeceğim. Özellikle devlete ait özellikler bir devletin taşıyabileceği dış politika standartını doğrudan etkilediğini vurgulamamız lazım. Devlete ait özellikler neler? Onu anlatmaya çalışacağım. İkiye ayrılır: somut veya soyut özellikler. Somut özellikler objektif özellikler. Soyut özellikler ise sübjektif özellikler olarak geçiyor. Somut özelliklerden birincisi askeri güç. Bir devletin askeri gücü o devletin dış politikasını etkilediğini vurguluyor. Bir devletin askeri gücünün belirlenmesinde temel kriter konvansiyonel silahlar. Yani devlete ait konvansiyonel silahların değerlendirilmesi o devletin askeri gücünün belirlenmesindeki temel kriterdir. Tabii konvansiyonel silahların yanında orduya ayrılan bütçe, askeri harcamalar ve bunun gibi faktörler de bir devletin askeri gücün belirlenmesinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Devletlerin birçoğunda konvansiyonel silahların yanında kimyasal, biyolojik, nükleer silahların da var olduğu söylenebilir. Şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Her ne kadar ordunun askeri gücün en önemli parçalarından biri nükleer silahlar, kimyasal silahlar, biyolojik silahlara olsa da bir devletin askeri gücün belirlenmesinde bu kriterler baz alınmıyor. Çünkü nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların kullanımı yasak. Nükleer, kimyasal, biyolojik silahların kullanımı yasak olduğundan dolayı bu kriterler baz alamıyor. Yani askeri gücün belirlenmesinin temel kriter konvansiyonel silahlar. Tabii günümüzde şunu da vurgulamamız lazım. Bütün devletlerin konvansiyonel silahları var. Fakat şu anda en modern mi, en üst donanımlısı hangisi ise, şimdi kriterler konvansiyonel silahlardan en üst donanımlı ve en modern mi olarak belirlendiği söylenebilir. İkinci kriter ekonomik güç. Ekonomik güç bir devletin sahip olduğu iktisadi hacimdir. İşte ne diyebiliriz? Gayri safi milli hasıla. İşte gayri safi milli hasılanın büyüklüğü ve kişi başına düşen geliri bakılacak olursa bir o devletin ekonomik gücü belirlenebilir. Zaten gelişmekte olan ülke arasındaki fark gayri safi milli hasılanın 14 bin doların üzerine çıkmasıdır. Yani ne zaman gayri safi milli hasıla 14 bin doların üzerine çıktığı zaman o devletin ekonomik gücü gelişmiş ülke olarak sayılabilmektedir. Bununla birlikte devletteki sanayileşme olanı, yani devletteki sanayileşme ile de ekonomik güç faktörünün en önemli parçası olarak da değerlendirebiliriz. Tabii bunun dışında
bir devletin ekonomik istikrarı ya da işsizlik oranı, enflasyon seviyesi, iç ve dış borç seviyesi ve cari açık, ki en önemlilerden bence bir tane de bu, cari açık miktarı, o devletin ekonomik güç bakımından değerlendirmeler içinde olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer konu, doğal kaynaklar. Şimdi doğal kaynaklar bakımından denildiğinde doğal yeraltı kaynakları, işte petrol, doğal gaz, uranyum gibi maden yatakları, altın gibi maden yatakları, bor gibi madenler, bir devletin dış politik kararları içerisinde rol oynayabildiğini söyleyebiliriz. Örnek verirsek, petrole sahip olan Azerbaycan ile dış politikasına baktığımızda bu kaynaklara göre düzenlendiğini, yani petrole sahip olduğundan dolayı petrol ve doğal gazı kaynaklarına göre düzenlendiğini de görüyoruz. Aynı şekilde Rusya Federasyonu, işte dış gelirinin %65'i doğalgaza bağlı olan Rusya Federasyonu dış politikasında da doğalgazın önemli bir yer olduğunu görüyoruz. Günümüzde tabi bunların dışında su kaynakları, bu da önemli hale geldiğini vurgulayabiliriz. Bunun dışında geniş orman havzaları da hızla büyüyen dünya nüfusu içerisinde iki önemli kaynak olduğunu da değerlendirebiliriz. Bir diğer özellik demografik yapı. Şimdi demografik yapı denildiğinde ülke nüfusunun genişliği, nüfus içindeki genç yaşlı oranları, nüfusun eğitim düzeyi, yani nüfusun %99'un yazma, okuma yazma olması, işte %95'inin üniversite mezunu olması gibi. Etnik yapı, bu da çok önemli. Yani o devletteki azınlıkların durumu. Gelir dağılımı. Tabii gelir dağılımındaki uçurum da demografik özelliklerini etkileyebiliyor. İşte bunun gibi faktörleri içermektedir. Şimdi burada önemli olan etnik yapı. Şimdi nüfusun etnik grubu çok önemli arkadaşlar. Homojen olan bir devletle heterojen olan bir devletin dış politikaları aynı değil. İşte homojen olan bir devlet Japonya. Japonya'nın dış politikasıyla işte heterojen olan bir devlet hangisi? Örnek verirsek Çin Halk Cumhuriyeti de Rusya Federasyonu. Onun dış politikası da farklı olduğunu görüyoruz. Bir diğer önemli nokta demografik özelliklerde eğitim seviyesi. Şimdi eğitim seviyesi çok önemli. Gelir dağılımı da çok önemli. Onun ülke nüfusunun anlaşılmasının çok önemli faktörlerdir. Eğitim seviyesi ve gelir dağılımı. Bir ülkedeki gelir dağılımı olan zenginle fakir arasındaki gelir farkı, sosyal iş dengelerin anlaşılmasında kullanılan önemli bir demografik bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer özellik, coğrafi konum. Şimdi bir devletin dünya haritasında nerede bulunduğu çok önemli. O devletin dış politikasını nasıl alabileceğini de doğrudan etkileyebiliyor. Örnek verirsek, işte Türkiye'nin stratejik bölgede bulunması, yani Avrasya coğrafyasında bulunması, Avrupa ile Asya arasında geçiş güzergahında bulunması, güneyde, doğu, kuzeyde, güneyde, orta doğu, kuzeyde, Rusya Hüdyosu'nun arasında bulunması çok önemli. İşte bu Türkiye'nin bu stratejik bölgede bulunması nedeniyle hem büyük güçler hem de bölgesel güçler Türkiye ile olan ilişkilerinde coğrafi konumunu göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Onu söylememiz lazım. Gelelim bir diğer faktör, altıncı faktör, siyasal sistem. Şimdi siyasal sistemin dış politika süreçlerinin yorumlanmasında özel bir rolü bulunmaktadır. Özellikle savaş, çatışma ve askeri kararlar alınması gerektiğinde
Devlet içerisindeki prosedürün nasıl işlediği siyasal sisteme bağlı olarak takip edilecektir. Ayrıca bir devletin siyasal sisteminin ne olduğu da çok önemli. Bir devletin demokrasi olup olmaması, bir devletin dış politika hareketlerini anlamada ve yorumunda önemli katkılar sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Bir devletin başkanlık sistemiyle mi yoksa parlamenter sistemle yönetim meselesi çok önemli. Parlamenter sistemdeki koalisyon hükümetleri dış politika konularında hızlı hareket kabiliyetine sahip değildir. Başkanlık sisteminde ise çok hızlı tek bir lider önderliğinde kararlar alınabilmektedir. Gelelim bir diğer konumuz, bu sefer somut özellikler bitti, soyut özelliklere. Yani subjektif özellikler. Onlar da iki tane, bir tarih, iki kültürel yapısı. Bir devletin tarihi geçmişi derin olan devletler, bir devletin de, tarihi geçmişi derin olan devletler, genellikle kendilerini bulundukları bölgenin lideri ya da önemli bir gücü olarak algılayabilirler. Bir devletin tarihsel geçmişi incelendiğinde dikkat edilmesi gereken nokta şu: o devletin kolonize edilip edilmediği. Kolonize olmuş devletin kendine olan güveni düşük olabileceği gibi dışarıya bağımlılıkları da o nispette fazla olabilir. Yani bir devletin tarihi de o devletin dış politikasını etkileyebiliyor. İşte Osmanlı Devleti'nin ardılı olan Türkiye'nin dış politikasıyla Afrika'daki bir devletin sömürgecilikten bağımsızlığını yeni kazanmış bir devletin dış politikasının aynı olmadığını da söyleyebiliriz. Gelelim bir başka subjektif özellik, kültürel yapı. Şimdi baktığımızda kültür bir devletin tarihiyle yakından bağlantılı. Kültür geçmişten getirilen değerler kümesinin ulusal tarihle birlikte topluma iletilmesi olarak tanımlanabilir. Kültür bir devletin dış politikalar için temel bir altyapı olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi şöyle baktığımızda Türkiye değerlendirirsek, Türkiye hem tarihi derinliği var, Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti'nin önce Selçuklular, bir de kültürel derinliği var. Şimdi baktığımızda aile yapısına, en kötü aile yapısına baktığımızda ailede reis kim olarak gözüküyor? Baba erkil olarak gözüküyor. Bu anlamda babaya lider olarak görüyorlar. Bu işte Orta Asya'dan gelen kültürün, Türk kültürünün den kaynaklanan bir kültür olduğunu söyleyebiliriz. Bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mesela bu nedenle lidere bağımlıyız. Çünkü Orta Asya'da genellikle bir lider olur, önder olur. Onun arkasından 10-15 tane ona bağlı olan şahıslar olur. İşte bu babaya bağlı ya da lidere bağlılık kültürü genellikle Orta Asya kültüründen geldiğini söyleyebiliriz. Biraz da yerleşik hayata sevmeyiz. Hep göçebe olarak yaşandığı için Türkiye'de sürekli arkadaşlarımızın sürekli gezdiğini de söyleyebiliriz. Yani işte o kültürden gelen bir yapı. Şimdi Orta Doğu'ya baktığımızda Orta Doğu kültürünü de benimsemişiz. İşte İslam kültürünü almışız. Orta Doğu'daki şakacı olmak, kıvrak zeka, Orta Doğu'da var olan kıvrak zeka, şakacılık kültürünü de alıp kullanmaya başlamışız. İşte yerleşik hayata alışmaya çalışmışız. Sebze yemeği, et değil de sebze yemeği genellikle buradan, bu kültürden geldiğini de söyleyebiliriz. Avrupa kültürüne baktığımızda daha çalışkan, çalışmayı seven, disiplinli bir kültürü de almaya çalıştığımızda görüyoruz. Yani Türkiye baktığımız zaman bir heterojen kültürde, bir
Avrupa kültürünü, Orta Doğu kültürünü ve Orta Asya kültürünü almış, harmanlanmış ve kendisini benimsemeye çalışmış, o kültürü uygulamaya çalışmış. Gelelim devlete ait özellikler ve güç tanımı. Şimdi devletler özellikle devletler özelliklerine bağlı kalarak dış politika önceliklerini belirlemektedirler. Ancak devletlerin dış politika davranışlarıyla ait olan özellikler arasındaki ilişki her zaman doğru orantılı olmayabilir. Örnek verirsek, coğrafi olarak büyük olan bir ABD'den ve Rusya Federasyonu'ndan bahsedebiliriz. Aynı zamanda güçlü devletler bu devletler. Yani ABD ve Rusya Federasyonu aynı zamanda güçlü devletler. Ancak nüfus açısından değerlendirdiğimizde ABD ve Rusya Federasyonu o kadar nüfus açısından fazla bir güçlü olduğunu göremiyoruz. Yani nüfus denildiğinde akla hangi devlet geliyor? Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan. Ki Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan ABD'den çok daha geniş bir nüfusa sahip olduğunu, Rusya Federasyonu'ndan çok daha geniş bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda devletin sahip olduğu özelliklerle doğrudan dış politika yapımının gerçekleştirileceğini düşünmek de doğru olmuyor. Yani dış politika yapımını gerçekleştirmeyi düşündüğün zaman tamamen devlete ait özelliklerini baz alamıyorsun. Önemli olan bu özelliklerinin ne tür kısıtlamalar yaratacağı ve bu kısıtlamalara bağlı kalınarak nasıl politika yürütüleceğidir arkadaşlar. Yani bir devletin büyüklüğüne bakarak dış politika kararlarının ne olacağını belirlenmesi. Şimdi kısıtlamalar ne demek? Yani teorik olarak bunların hepsine sahip olan bir devlet yok. Baktığımızda bazı kısıtlamalar var. Yani süper güç olan ABD dahi işte baktığımızda asker gücü çok iyi. Ekonomik gücü, kapitalizmin, liberalizmin beşiği çok iyi. Coğrafi konumu süper. Sağı solu okyanuslarla çevrili. Komşu sayısı az. Doğal kaynaklar bakımından kendisine yetecek kadar doğal kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Petroldür, doğalgazdır. Baktığımızda nüfus bakımından işte nüfus neredeyse 5. 6. sırada, yani iyi diyemiyoruz. Yani nüfus bakımından kısıtlandığını görüyoruz. Siyasi sistem bakımından demokrasinin beşiği, başkanlık sisteminin örneği olarak da söyleyebiliriz. Tarihi ve coğrafyasına baktığımızda tarihi 250 bir tarihi var. Kültürü de İngiliz ve genel olarak İngiliz ve Avrupa kültürüne sahip olduğunda söyleyebiliriz. Tabi bu süper güç olan ABD dahi en az nüfus bakımından kısıtlandığını görüyoruz. Güçlü devletlere baktığımız zaman işte Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, güçlü devletler de biraz kısıtlamalardan biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. İşte bir de orta büyüklükte işte devletler var. Orta büyüklükte devletler yüksek askeri gücünü ortaya çıkarmadan daha çok siyasi etkisini ve ekonomik etkisini kullanan devletlerdir. Bu devletler Kanada, bu devletler Norveç ve Hollanda olan devletler. Şimdi şunu karıştırmamak lazım. Orta büyüklükteki bir devlet ile bölgesel devlet aynı değil. Yani bölgesel güç öncelikle coğrafi olarak kendini bulunduğu yerdeki pozisyonu göre kıyaslamakta. Orta büyüklükteki bir güç ise daha çok güçlü devletlerin bir alt segment olduğunu söyleyebiliriz. Bölgesel güç olan devletler, mesela örnek verirsek Türkiye, Brezilya, Nijerya. Orta büyüklükte işte devletler örnek verirsek Kanada, Norveç, İsveç, Hollanda gibi devletler. Gelelim küçük devletlere, küçük ve zayıf devletlere. Bu devletler başka devletler üzerinden çok az etki gücüne sahip. Diplomasiyi daha çok kullanırlar. Çoğunlukla kullandıkları yöntem ise güç politika olduğunu görüyoruz. Nadiren gücü kullandıklarını söyleyebiliriz. Şimdi bunlar arasındaki eşitlik ve kararlara biraz değinmek istiyorum. Dış politika
uluslararası eşitlik ve farklı dış politika kararları. Görüldüğü gibi küçük ve zayıf devletlerin dış politika kararları kendilerinin bağımlı olduğu faktörlere bağlı olarak kısıtlandığını görüyoruz. Bu tür devletlerin dış politika opsiyonlarına bakacak olursak arkadaşlar, birincisi küçük veya zayıf devletlerin liderleri fikir birliği odaklı dış politika benimserler. İkincisi, eğer küçük devletler bu politikayı benimsemek istemezse büyük devlet küçük devleti kontrol etmeye çalışır ve onun üzerinde baskı kurarak istediği politikayı benimsetmeye çalışır. Üçüncüsü ise bağımlılık karşıtı dış politika yürütülmesi. Ki bu da büyük güçlerin, büyük devletlerin, liderlerin rahatsız edebileceği gibi onların daha baskıcı politika geçmelerine sebep olabilir. Son olarak da küçük devletlerin liderleri denge odaklı dış politika yürütülmesi ki genellikle bu son odaklı daha çok kullanılıyor. İşte Azerbaycan'ın denge politikası yürütmesi, ABD ve Rusya Federasyonu'nu dengelemesi, buna karşın bölgesel güçleri dengelemesi, Türkiye ile İran'ı dengelemesidir. Şimdi arkadaşlar bu hafta anlatacağım bu kadar. Haftaya yine devlet analiz seviyesinin klasik yaklaşımından devam edeceğiz. Haftaya da işte ulusal rol, yumuşak güç gibi kavramları anlattıktan sonra dış politika ve iç politika arasındaki etkileşimi anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.